Herkese yeni bir videodan merhaba kardeşlerim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Neden diye sorarsanız, bir önceki videomda gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Hem YouTube yorumları olsun hem de Instagram'dan olsun, gerçekten bana çok güzel mesajlar yazdınız. Bunun için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu mutlulukla düşündüm, ne yapayım? Ben hayvanları görmeye gitmek istedim. O yüzden Karaşı Bahriye Tam'da çok güzel bir hayvanat bahçesi var. Şu an oraya gidiyoruz. Sizi de oraya götüreyim dedim. Bu arada köydeki kardeşlerimiz için yardım gönderenler oldu. Şu an başladım. Yavaş yavaş yardımlarımı, poşetlerimi hazırladıktan sonra köye gideceğim. Çünkü biliyorsunuz köy buradan uzak. Daha sonra kendi alacaklarımı, daha sonra değerli takipçilerimin gönderdiği, onlara ulaştıracağım yardımlarını hazırlayacağım. Ondan sonra gideceğiz. Arkadaşlar, bir tane insan var, tamam mı? Orada köyde yaşıyor. Köyde yaşamıyor, oradan yakın bir yere yaşıyor. Ben onu bir mesaj gönderdim bugün. Ben dedim oraya git, köydeki bir adam var, o kilolu olan sen, evet, dedim muhtar. Orada muhtar dedin sen onu. Ben dedim git muhtara söyle. Muhtar değil aslında o. Tamam, orada biz muhtar diyoruz. O muhtar gibi hareketler yapıyor orada. Tamam. Yani. Ben dedim ki git ona söyle ki abi diyor ki bir tekrar ki sefer biz geleceğiz. Evet. Tamam mı? Bu kez hediyeler falan şeyler alacağız. Evet. Ama ben bir şart verdim bunlara. Ne dedim? Ben dedim ki ona söyle, muhtara söyle ki Munif abi diyor ki bu kez geldiği zaman ben bakacağım senin köy temiz. O zaman size tekrar da hediye götüreceğim, yoksa bu kez de getirmeyeceğim. Şimdi o bugün gidecek, onu diyecek ki köy falan her zaman temiz, köy temiz yapın ki köy temiz olsun. O zaman biz de hediyeler getirecek. Yoksa biz de hiçbir şey getirmeyeceğiz, başka bir köye gideceğiz. Öyle bir şey söylemiştim ben. Evet, çünkü yani insanları temizliğe teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden eşim böyle bir yol tercih etmiş. Zaten onlar orada işmiş yapmıyorlar. Öyle orada yaşıyor. Yapıyorlar yani, evet. Temizlemek en... Yani ya hiçbir şey yapmıyor, en az temizlik yapacak. Evet arkadaşlarım, şimdi biz hayvanat bahçesine geldik. Şimdi hemen çantamı takayım. Bu arada size çantamı şimdi göstereceğim. Çantamı takayım. Hemen geri döneyim. Evet, çantamı taktım. Evet, şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Bu taraftan mı geçiyoruz? Bilmiyorum. Buradan gidelim. Bir de o kadar sıcak ki hava. 27 derece şu an. Yani bu kış ayında nasıl bu kadar hava sıcak olabilir? Bir de deri giymişim. Hadi gidelim. Bakın, giriş bu tarafta. Şimdi biz biletlerimizi aldık. Size şöyle göstereyim. Bir kişi 1000 rupi, yani 100 TL. İki kişi toplam 2000 rupi, yani 200 TL ödedik. Şimdi bu kartlarımızla gördüğünüz yere giriş yapacağız. Şöyle etrafı da gösterir misin rica etsem? Ben girişini çok sevdim. Çok güzel. Evet, geldik. Ya her yerde de güvenlik var. Şimdi burada çocuklar için hayvanların olduğu bir yer var. Tabii çocuk değiliz ama şimdi bir girelim bakalım. Ve buraya 10 tane Bengal kaplanı getirmişler. Küçük. Onları hemen görmek istiyorum gerçekten. Şöyle genellikle ördekler, tavuklar var. Buraya çocuklar geliyor. Hatta size şöyle göstereyim. Göstereyim. Burada işte tavuklar var ve bayağı kilolular. Bayağı kilolular yani, maşallah. Burada da hatta ördekler var. Oğlum ya, bizim de ördeklerimiz büyüseydi böyle olacaktı. Ve gerçekten hayvanların hepsi çok temiz bakılmış. Bakar mısınız? Siyah ördeklerin güzelliğine bak. Oha, öyle ördekler mi oldu ya? Yabani ördekler. Çok tatlılar. Ve
Tavuklarla kaplumbağalar birlikte yaşıyor. Çocuğu bak ne güzel. Evet. Dur bakayım ne yapacaklar. Ya bu ne kadar güzel tavuklar. Ay hayvanları bu kadar yakından görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Anne. Ya bir sorsana yanlarına gidemiyor muyuz? Ceylan mı bu? Aşkım. Ay ben senin o kara kara gözlerine kurban olurum ya. Ay ilk kez şu an Ceylan'ı bu kadar yakından görüyorum. Sen ne kadar tatlısın. Ay burada hayvanlara dokunabilmek ne kadar güzel bir duygu. Sen çok güzelsin. Senin o gözlerine ben kurban olurum ben. Senin boyunlara ben kurban olurum. Ay bu gözlerin güzelliği ne? Annem baksana. Bu gözlerin güzelliği nereden geliyor? Ha? Bunları versene yaprakları. Bu ne yiyorsun sen? Oraları yalama anneciğim. Yalama oralar anneciğim. Oy, yerim seni. Bu burnunu yaklaştırsana, burnuna bak. Hayır, elimi yalama. Yani toplam 283 metrekare. Bu hayvanat bahçesinin büyüklüğü. Buraya gidelim. Burası kuğu, Sven. Burada kuğular falan var. Bayağı büyük bir yere koymuşlar hayvanları. Şöyle göstereyim. Şu an temizleniyor suları. Büyük bir kuğu gördüm ki şu an onun yanına gitmek istiyorum. Açık mı orası? Orası açık değil. Bakar mısın? Şurada bizim yanında çok büyük bir kuğu var. Bayağı bir büyük kuğu var orada. Bunu hemen yakından görmek istiyorum. İnanamıyorum ya. Ne kadar güzel. Allah çok büyük. Evet. Gerçekten çok harika bir kuğu. Yani suyun büyük olması çok güzel bir avantaj. Hani böyle hayvanlar küçücük alanlara sıkışıp kalmamış oluyorlar. Gerçekten güzel. Mesela su tam şöyle şu taraftan başlıyor. Böyle buranın aşağısından buraya kadar gidiyor. Harika bir kuğu. Ya bana çiçek yoktu. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Benimle evlenecek misin? Evleneceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim. Gözyaşım pıt. Siyah kuğu görüyorum. İçeri yumurtlamış. Ve içeride yuvaları var. Şöyle bakın. Yumurta var içeride. Şöyle yumurtlamış. Dedesi. Çok güzeller. Biz
şimdi suya girecek. Burun ne kadar uzun. Bir saniye suya girecek. Bakalım suya nasıl giriyor. Evet. Suyun üstünde nasıl kalıyorlar bunlar? Şimdi hemen burada Hindistan cevizi ağacı var ama henüz olgunlaşmamış. Şöyle burada da yeşil hali var. Bakın. Yeşil hali var burada da. O kadar yani hava sıcak ki, bir de gitmiş yani deri pantolon giymişim. Hangi aklıma mantıksa. Ve benim 26 Ocak'ta doğum günüm geliyor. Şimdi de doğum günü hediyemi almış oldum. Doğum günü hediyem bu değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Artık bunları kitabımın arasında kuruturum. Kitabın arasında ne kuracak? Nereye koyacağım aşkım başka? Bilmiyorum. 26 Ocak'ta 23 yaşına giriyorum. Evet, ben lama buldum ama tükürür diye korkuyorum. Tozdan renk beyazlığı gitmiş hayvanım. Ama çok güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel bir zebra. Hadi. Evet, biz şimdi bir buggy'ye bineceğiz çünkü gerçekten çok, hem hava sıcak, tamam rüzgar esiyor ama hiç yani sıcağı kesmiyor. O yüzden biz şimdi bir buggy'ye bineceğiz, bakacağız etrafta ne var ne yok, ona göre gideceğiz. Çünkü ben hala kaplanları falan görmedim. Ne kadar tatlı. Yani ben hayvanat bahçesinin şu korkuluklarını sevmedim. Yani hayvanları rahat göremiyorsunuz. Burada. Evet, bu çok küçük bu daha. Yavru. Annesi şurada yatıyor. Ama yani detaylı da göremiyorsunuz çok. Kavga ediyorlar. Bakalım ne yapacaklar, çok merak ettim. Var ya, senin o gözlerini yerim. Orada var. Nerede? Gördüm ben. Neden orada? Bilmiyorum. Ben de yemek yiyor içeri. Şimdi biz burada çalışanlarla biraz sohbet ettik. Onlar şöyle söylediler. Aslanları beslemek için önce teker teker kafeslere koyuyorlar. Daha sonra teker teker yemeklerini verip sonra hepsini bir araya bırakıyorlar. Şimdi besleme zamanı. Aslanları teker teker kafese almışlar. Size hemen göstereyim. Ve buradaki çalışanlar söyledi ki, buradaki aslan ve kaplanları hani yanına giderek mi yemek veriyorsunuz diye sorduk. Hani böyle bir gülümsedi, dedi ki onlar küçüklükten beri bizimle. Hani giriyorlarmış, kafeste oynuyorlarmış. Hiçbir şekilde çalışanlara bir şey yapmıyorlar. Zaten şu an çalışanlar hemen buradan girdiler. Kaplanlar hani görünce hemen kalkıyorlar.
yanına geliyorlar. Hani söyledi ki biz onu kucağımıza alıyoruz, seviyoruz. Yani şok oldum. Yani hiçbir şekilde zarar vermiyormuşlar. Yani çok güzel bir şey bu. Evet. Mesela burada bir albino aslan var. Burada da hemen bir kız, yani dişi albino aslan var. Şöyle şu gördüğünüz yerden yemek verilecek şimdi. Senin bu gözleri yerim, senin bu gözleri yerim, 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 yerim. Ne oldu kuzum? Ne oldu annem? Lion. Çok güzel değil mi? Hatta burada şimdi yeni yavrular da var. Annesiyle burada. Şimdi bunlar da yemek bekliyorlar. Yerim seni. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi ama çalışanlar buraya gelemiyor. Buradan yemek veriyorlar. Çünkü annenin çocukları olduğu için çocukları koruma içgüdüsünden dolayı yanına kimseyi yaklaştırmıyormuş. 3 tane tatlı mı tatlı çocuğu var. Çok tatlı. Ne oldu hayatım? Ne oldu hayatım? Gel annem, gel annem, gel annem, gel. Senin o gözlere, kaşlara ben kurban olurum. Şimdi size burada bir tabelayı göstereceğim. Tabelanın üzerinde "Don't tease the animals, it's a sin" yazıyor. Yani hayvanların canını acıtma, bu günah yazıyor. Gerçekten güzel bir tabela, çok hoşuma gitti. Şimdi yemek vakti. Ve hani bu hayvanların burada olmasına gerçekten hani insan üzülüyor. Onların aslında doğası burası değil. Burada benim gerçekten aşık olduğum bir hayvan var. Ben bu tiger, yani bu kaplanı ben çok seviyorum. Aşırı derecede güzel bir kaplan gerçekten. Yani Rabbim özene bözene yaratmış. Çok güzel bir kaplan. Ve burada hayvanlara anlatan hem Urduca hem de böyle İngilizce tabelalar var. Ve hakkında bilgiler veriyorlar. İçerisinde de zaten hemen kaplanlar var, aslanlar var. Mesela burada jaguarlar var. Burada aslan, jaguar ne taraftaydı? Biraz önce görmüştüm. Şu taraftaydı. Bu jaguar. Şu jaguar bu. Afrika aslanı. Hayatım. Sen niye bu kadar güzelsin? Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi aslan oradan buraya geldi. Uzun süre bakıyordu. Ben de düşündüm kime bakıyor. Bakın. Çalışanlar geliyor. Çalışanlara bakıyormuş. Evet, şimdi güneş battı. Benim sıcaktan böyle başıma ağrı girdi. Şimdi biz buggy'den indik. Çünkü orada aslanları görmüştüm. Şimdi burada zürafalar var. Yürüyerek geziyoruz arkadaşlar. Hadi sizi zürafalara götüreyim. Ay ne kadar uzunlar ya.
zürafayı besleyeceğim. Al hayatım. Anam. Çok, şuna baksana ne kadar güzel çiğniyor. Bu yaşlanmış ama dişleri mi yok, anlamadım ki. Bilmiyorum. Dişleri yok herhalde. Bir tane var. Atıyor. Hayatım önce biz bir maymun alırken birçok kez düşünelim. Yoksa bu evi mahveder. Ay bununu karıştırıyor, yiyor. Bununu karıştırıyor, yiyor. Hem de yiyor. Bununu karıştırıyor, yiyor. Dur ya dayı cara. Hayatım biraz daha gel bu tarafa. Hem de tam iki seni. Uzat uzat uzat. Ay uzat. Bir. Ama benim. Kimseye söyleme. Vardık ya da. Çabuk tut. İki, aşkım. Kapı. Kapı açmayı nereden öğrendin? İçiyorum. İç hayatım iç. İnanamıyorum. Hayatım senin olsun o. Ne yapacağız biz onu? Daha şimdi ne mu cedi vapsi? Cedi. Vapsi de vapsi. İstiyor sadece şişeyi geri vermiyor. Kapatsın. Kapatıyor bile. Bitti. Vapsi de. Aldı gidiyor şişemizi. Yani sizce maymun şişenin kapağını açmayı nereden öğrenmişti? Aşkım sana diyorum, bunlar her şey arkadaşlar, bu maymunlar her şey biliyor. Sadece vergi vermemek için konuşmuyorlar. Vergiden kaçıyorlar bunlar valla. Yoksa her şey biliyor bunlar. Çok şaşırdım. Ne kadar tatlı bu ya. Ya sen nesin sen? Hala gez gez bitmedi. O yüzden şimdi benim biraz karnım acıktı. Şey yapacağım. Biraz patates kızartması falan alacağım. Evet. Şempanzeye de patatesimizden ikram ettik. Evet, bitirdi. Bu şempanzeler çok akıllı hayvanlar. Şimdi tekrar istiyor patates. Tek. Evet, burada tavus kuşları var. Erkek ve kız. Şu mavi olanlar erkek oluyor. Kuyruksuz olanlar da kız oluyor. Yalnız gerçekten o kadar güzel bir kuyruğu var ki. Yani kuyruğunun güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir kuyruğu var ki. Gerçekten hayran kaldım. Şu an onlara da patates vereceğiz ama yemeyecekler. Çok güzel bir kuyruğu var. Evet, şimdi bir tane eşim şey attı. Hepsi geldi şimdi. Bayağı bir tavus kuşu var burada. Atayım mı bir tane? Bu arada hala akşam oldu ama hala bitmedi. Bak koştu, aldı koştu. Yedi. Bakın çok güzel. Mesela şu an ezan okumaya başladı. Ve tavus kuşları böyle ötmeye başladı. Ve biz şu an bir kuralı çiğnedik. Tablette yazıyor ki "Don't feed me, tell your children we have enough food." Yani diyor ki
beni beslemeyin, çocuklarınıza anlatın, biz yeterince yemek yiyoruz. Yani bizim yeterince yemeğimiz var. Ama biz ne yaptık? Patates falan vererek bu kuralı çiğnemiş olduk. Sen verdin. Önce sen su verdin, sonra ben patates verdim. Bunu da sen verdin. Buraya da güvercinler için böyle yuva yapmışlar. Böyle geziyorlar. Kuşlarımız var. Sen çok güzelsin. Çok. Bana bak. Çok güzel. Dans ediyor. Şu an dans ediyor. Evet, şu an dans ediyor. Dans ediyor bence. Bunu vereyim mi? Yiyecek misin bunu? Bunu yiyecek misin? Bunu yiyecek misin? Arkadaşlarım çok tatlılar. Ne oldu? Nasıl gidiyor hayat? Hemen bakalım bu emular neredeymiş? Burada ne yazıyor en başta? Bilimsel adı neymiş? Scientific name. Ha, bilimsel adı. Bilimsel adı neymiş? Tümayif Neulandere. Avustralya'ymış. Doğası grasslandlarda, savanlarda. Jomies. Ormanlar ve Noel Hollandi. Bitkilerin yoğun olduğu yerlerde yaşıyormuş. Yaşam süresi 10 ila 20 yıl arasındaymış. Meyve ve sebzelerle besleniyormuş. Ve uçamıyorlarmış. Buraya ya da şu bagilere tek kişilik 100 lira ödüyorsunuz. Daha sonra tüm hayvanat bahçesini tur atıyorsunuz. Ve hayvanlar da sizi teker teker durduruyor. Biz şimdi aslanlarda biraz fazla vakit geçirdiğimiz için biz inmeyi tercih ettik. O yüzden buraya yürüyerek döndük bir daha. Yani bitirene kadar akşam oldu ve hala daha görmediğimiz hayvanlar var. Ama şimdi eve gidiyoruz. Şimdi biz eve gitmeden son bir kez öyle bir tur atalım dedik. Öyle gezmiş olacağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Kapıyoruz. Şimdi hayvanat bahçesinden çıkıyoruz. Evet, biz şimdi hayvanat
sanat bahçesinden çıktık. Şu an evimize doğru gidiyoruz. Daha sonra işimize başlayacağız. Size biraz içeride neler hissettiğimden bahsedeceğim ve gözlemlerimi aktaracağım. Aslında ben ilk kez aslanları falan bu kadar yakından gördüm. Daha önce deve kuşu olsun, zebra olsun vesaire onları tamam gördüm ama aslanları hiç bu kadar çok aslanı bir arada görmemiştim ve bu kadar yakından bakma fırsatım olmamıştı. Ben zaten hep hani küçüklüğümden beri aslanlar olsun, maymunlar olsun çok seven bir insanım. O yüzden buradaki çoğu vaktimi gerçekten aslanları izleyerek geçirdim. Yani o kadar güzel canlılar ki, yani hayranlıkla izledim. O kadar güzel bir sesi var ki bir yandan korku veriyor, bir yandan güven veriyor. Çok güzel bir sesi var. Daha sonra pumaları gördüm, jaguarları gördüm, leoparları gördüm, kaplanları gördüm. Çok küçük kaplanlar vardı. Yani çok güzellerdi gerçekten. Kişi başı 100 TL'ye Pakistan Karachi şehrine geldiğinizde ziyaret ederseniz bu kadar cüzi bir miktara Bahriyatın Karachi'de bu hayvanları daha yakından görebilirsiniz. Ve benim çok hoşuma giden bir şey ise buradaki çalışanların hayvanlara karşı çok merhametli olmasıydı. Gerçekten çok merhametli davranıyorlardı. Yani öyle söyleyeyim. Ve gerçekten içerisi çok temizdi. Çalışan aslana yemek verdiği zaman bir aslana böyle nasıl söyleyeyim kaç tane vardı? 5-6 poşet bir aslana et düşüyor. 5-6 poşet. O da büyük o çöp poşetlerinden böyle dolu dolu. Yani buraya gelirseniz burayı ziyaret etmenizi size öneriyorum. Şu an çok yoruldum gerçekten. Çok yoruldum. Sabahtan beri buradayım. Ve daha kaç öğün yemek yedim? Bir öğün yemek yedim şu an. Yani ben nereye gidiyorum da mesela bir iş görüyorum ya da bir market görünce ben bakıyorum adam ne kadar kazanabilir, ben bu işi yapacağım ne kadar kazanacağım. Bir aslanda bir günde yani 10 kilo ağır yemek yesen, tamam mı? 10 kilo ağır et yesen 10.000'den daha, yani 50.000, 40.000 falan aslanlar için her gün lazım. Tamam mı? Erkeklerle gezmeye gitmeyin arkadaşlar. Bu yok zarafalar ne kadar yemek yiyor? Onlar zaten et yemiyor. Onlar zaten yeşillik yiyor. Bugünkü gezimi sizinle böyle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir.